adına üzerlerine düşen cesaret yapıştırıp adına üzerlerine düşenleri o maneviyatı ruhuyla yapacaklarından eminiz zaten. Hepsinin zaten ortak görüşü bu. Böyle bir üniversite öğrencilerimiz ve üniversite yönetimimiz adına da ben teşekkür edeyim size Sayın Bekan. Sayenizde ilimizin kalkınması, üniversitemizin güzelleşmesi ileriye yönelik olmasında sizin Sayın Bekan'ın, Sayın yönetimimizin desteğini hepimiz biliyoruz. Her zaman da bunu görüyoruz, mevzelerine görüyoruz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Evet, gençler sizin adınıza biri konuşacak mı? Yoksa hocam hepimiz adına mı konuştu diyorsunuz? Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim. Kafkas Üniversitesi'nden ta 1700-1800 kilometre ötesine Çanakkale'ye giderek ecdadın ruhunu şad olması adına ve 18 Mart tarihinde 18 Mart 1915'teki Çanakkale Deniz Zaferi'nin anma etkinlikleri yıl dönümünde siz de oraya gelen binlerce gençle birlikte ecdadın izinden yürüdünüz. O yüzden sizlere teşekkür ederiz. Ve biz özellikle ta Kars'tan, Sarıkamış'tan, Kafkaslardan siz değerli gençlerin Çanakkale'ye gelmesini çok önemsiyoruz. Onun da sebebi şu, ecdat bundan 103 sene önce bir taraftan Çanakkale'de mücadele verirken, bir taraftan da Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında mücadele veriyordu. O ecdat ki ta Yemen'den, Halep'ten, Şam'dan, Bakü'den, Selanik'ten, Kosova'dan, Anadolu'nun her yerinden toplanmıştı ve donmak pahasına gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içmeye gittiler. Orada bir ruh vardı. O ruh şuydu. Düşmanı yenmek veya yenmemek değildi ama vatan savunması adına ölümü göze almaktı. Ve orada da donmak pahasına ölümü göze almaktı. Sarıkamış bizim için önemli, Çanakkale bizim için önemli. Bunu hep vurguladık, hep vurgulamaya çalışıyoruz. Ama gerek 15 Temmuz, gerek Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı şunu ortaya koydu. Millet olma şuuruyla meydanlara inerseniz, hiç kimsenin gücü size yetmez. Tankla, tüfekle, helikopterle, kurşunla birileri bize saldırıyor olsa dahi biz millet olma şuuruyla, millet olma bilinciyle işte göğsümüzü kurşunlara siper ederiz, ülkemizi savunuruz. Allah sizlerden de o gün meydanlara inenlerden de razı olsun. Ve yine 103 sene önce Sarıkamış'ta da, Anafartalar'da da, Çanakkale'de de bu ülkenin bekası için şehadet şerbeti içen o dedelerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz, yad ediyoruz. Rabbim hepsinin o yüzden bataklığı yerinde kurutmak adına Mehmetçik orada bir mücadele veriyor. Ve 80 milyon gerçekten 103 sene önce nasıl ki bu millet şahlanmış, nasıl ki bu millet istiklal mücadelesi verirken her yerde düşmana karşı mücadele etmişse, bugün de hainlere karşı, maşalara karşı, onları kullanıp arkada duran o dış güçlere karşı olağanüstü bir mücadele veriyor. O yüzden istikbal mücadelesinin, istiklal mücadelesinin ne olduğunu bu millet çok iyi gördü. Siz gençler zaten görmüşsünüz. Görmüşsünüz ki ta 1700-1800 kilometre ötede Çanakkale'deki ecdadı anmak, oraları görmek, o ruhu doğru anlamak ve anladıktan sonra da inşallah sizden beklentimiz onu gidip etrafınıza anlatmanız. Siz zaten anlayanlarsınız, anlayanlar olduğunuz için bu yoldasınız. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ve bizim de mücadelemiz sorumluluk alanlar. Kars adına sorumluluk alanlar, ülke adına sorumluluk alanlar olarak diyoruz ki Mehmetçik nasıl ki içeride dışarıda hayatını vermek pahasına istiklal ve istikbal mücadelesi yapıyor. Bize vatan olarak bu bırakılan bu toprakları daha iyi korumak, bu vatanı geleceğe taşımak adına mücadele ediyorsa biz sorumluluk alanlar da diyoruz ki biz bu ülkeyi daha iyi mamur etmek, daha iyi imar etmek ve bize emanet olarak bırakılan bu vatanı size, dolayısıyla sizden sonraki nesillere,
daha iyi bir şekilde bırakmanın mücadelesi içerisindeyiz. Ve inşallah bu konuda ciddi mesafeler aldık, almaya devam ediyoruz. Onun için de siz değerli gençlerden isteğimiz, arzumuz, bulunduğunuz yerde, yani üniversitenizde, üniversitemizde olabildiğince kendinizi iyi yetiştirin ve sadece 45'ten 50 alıp geçmiş olmak adına değil, gerçekten kendinizi geleceğe hazırlamak adına derslerinize bakın, çalışın, hocalarınızı sıkıştırın, onlardaki bilgiyi adeta siz zorla koparıp alın. Zaten manevi yönden kendinizi yetiştirmek konusunda iyi örneksiniz, iyi bir yola çıkmışsınız. O yüzden de sizi tebrik ediyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki çok güzel bir yoldasınız. O yüzden biz gençlerimizle gurur duyuyoruz ve gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri veya onları iyi yetiştirebilmemiz adına da bize her ne düşüyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Üniversitemizin yanındayız, ilimizin yanındayız, gençlerimizin yanındayız. Örnek olarak Kafkas Üniversitesi'nin gençlerinden bahsettik. Bizim için 81 ildeki gençlerin hepsi aynı, 81 ildeki gençlerin hepsi bizim geleceğimiz. Hatta sadece 81 ille sınırlı tutmamak lazım. Yurt dışında da gittiğim birçok yerde pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. Kendini iyi yetiştiren, değerlerini unutmadan yurt dışındaki değerleri, bilgiyi onun üzerine koyan gençler görüyoruz. İnşallah sizlerle birlikte daha müreffeh bir Türkiye'yi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış bir Türkiye'yi hep beraber yakalayacağız. Ama bir şeyi de unutmayın. Ne kadar büyürseniz, ne kadar güçlenirseniz, rakipleriniz ya da mücadele ettikleriniz, rekabet içerisinde olduklarınızın oyunları da büyüyor. O yüzden hiç ama hiç pes etmeyin. Ya yeter bu kadar, zaten erişeceğimiz yere eriştik demeyin. Çünkü bulunduğunuz yer zirve hep görecedir. Bir yerle kıyaslamanız lazım. O yüzden birileri yükseliyorken sizin bulunduğunuz yüksekliğe yeter dememeniz lazım. Sizin de yükselmeye devam etmeniz lazım. Ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. İster sizin yaşlarınızda olun, ister bizim yaşlarımızda olun. Mücadeleyi aman ha hiç bırakmayın inşallah. O yüzden sizlere başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem Kafkas Üniversitemizin hem siz Kafkas Üniversitesi'nde okuyan değerli gençlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Başarılar diliyorum. Hocam siz de hem okul yönü hocalarımıza selamlarımızı götürün, arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi götürsün inşallah. Tekrar bizi ihya ettiniz, memnun ettiniz ziyaretinizle. Çok çok teşekkür ederiz değerli gençler. Çok önemli.